sen kendini bul. Bu konseptle yola çıkarak geniş kitlelere hitap edebiliriz. Ayrıca hedef kitlemizi yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik seviyelerine göre de gruplara ayırdım. Şöyle göstereyim. Çok iyi bir fikir ya. Evet, rakamlar gayet iyi. Her grup için bu sloganı özelleştirebiliriz. Yani doğru renk ve tipografiyle ulaşamayacağımız grup yok. Evet. Aynan Hanım, gayet etkileyici ve titiz bir çalışma olmuş gerçekten. Ve kesinlikle çok yaratıcı. Öyle. Çok iyi bir proje olacak. Aynen. Sizinle çalışmayı isteriz doğrusu. Süper. Çok sevindim. Bence pişman olmayacaksınız. Müşteriniz bu fikre bayılacak. Hiç şüphemiz yok bundan. Biz de çok heyecanlandık. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Teşekkürler. Herkese günaydın. Günaydın. Büyük gün herkes hazır mı? Evet. Deren. Can, dalmışım. Nerelere acaba? Kampanya ile ilgili galiba. Kontrol bende olmadığı zaman ben biraz tedirgin oluyorum galiba. Sen daha dur Derencim. Bunlar senin iyi günlerin. Kampanyayı kaptırdığını öğrenince ne yapacaksın bakalım? Çok merak ediyorum. Tamam geçti. Yorucu oldu ama değdi. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Ha? Ayrıca Sanem'e bir şans verdiğin için çok teşekkür ederim sana. Yok canım, yani bana teşekkür edilecek bir şey yok da... Ben sadece merak ediyorum. Yani bu kadar büyük bir kampanyayı... bu kadar tecrübesiz birine nasıl emanet ettin? Yani Sanem bizim gibi hızlı düşünüp kolay karar veremez ki. İnisiyatif alamaz. Tavşanla kaplumbağanın hikayesini biliyorsun değil mi Deren? Biliyorum Can. Sonunda yarışı kaplumbağa kazanmış. Bu mu? Yok, öyle bir şey demeyeceğim. Yani yolu bir an önce bitirmek değil ki mesele. Yani mesele görmek. Kaplumbağa tavşanın göremediği birçok şeyi görüyor yol boyunca. Reklamcılık eşittir insanların tercih etmelerini sağlayacak şeyleri gösterebilmek. Göstermek için de önce görmek gerek. İşte Sanem de bizim mesleki deformasyonla gözden kaçırdıklarımızı görebilme yeteneğine sahip Deren. Bence sakin ol, tamam mı? Kendi ezberini boz, Sanem'le dost olabilirsiniz. O kadar değil. Değil. Çay getirmiştim. Çok sağ ol Sanem. Bu sefer sizin için değil. Biliyorum kahve seviyorsunuz ama afiyet olsun. İç be, bir değişiklik olur. Kahve nereye kadar ya? Arada bir çay iç. Bana mı getirdin? Daha ahmet olmuş. Rica ederim. Çok güzel olmuş. Güzel yapar. İyi, o zaman çıkayım ben. Afiyet olsun. Sağ ol. Sen herkesi topla, tamam mı? Son bir üzerinden geçelim her şeyi. Grafiklerden de görebileceğiniz üzere hedef kitlemizin satın alma alışkanlıklarına temas eden bir kampanya oldu. Dilerseniz ben de sloganımızdan bahsedeyim sizlere. Şimdi kampanyamızı lead edecek sloganımızı kendini bul olarak tanımladık. Evet. Ayrıca sloganımızı Compass şirketinin kelime anlamı olan pusula ile ilgili de organik bir bağı mevcut. Böylelikle hedef kitlemiz üzerinde daha akılda kalıcı bir imaj oluşturmayı planlıyoruz. Billboardlarda kullandığımız görseller için ise inceledik ve sık dokuduk. Birkaç görsel görelim. Bakın, insanın kendini bulma arayışında ne kadar uzaklara gidebileceğini anlatan öğeleri vurguladık. Çok güzel. Ben çok güveniyorum. Yani kampanyayı alacağımıza inanıyorum. Can Bey, ellerinize sağlık. Gerçekten ellerinize sağlık. Hepimizin ellerine sağlık arkadaşlar. Özellikle de Sanem'in eline sağlık. Compass Sport markasının en iyi sloganı bulan kişiye sürpriz bir hediye vereceğimizi söylemiştik. O hediyeyi şimdi veriyorum arkadaşlar. Evet, onu demiştiniz. Ormanda söylemiştiniz. Anımsadım ben. Ama daha anlaşma yapmadık ki. Olsun, işi alamasak da problem değil. Ben alacağımıza inanıyorum gerçi de. Sen ödülünü her halükarda hak ettin. Teşekkür ederim. Orhan Bey bu çok güzel bir hediye. Ben bayıldım. Beğenmene sevindim. Deneyelim mi o zaman? Deneyelim. Bence senin kullanman çok iyi oldu. Konuşma da sıkıntı. Tamam. Çok iyi sunumdu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben bayıldım. Sen ne düşünüyorsun? Konuşmamız lazım. Ne oldu? Sorun ne? Odanda konuşalım mı? Gel. Ne oldu ya? Neyin var? Hala inanamıyorum ya. Bize demin sundukları bütün fikirler Can'ın ajansına ait. Ya resmen fikirlerini çalmışlar. Nasıl ya? Ben kampta yanlarındaydım bütün o sloganları, fikirleri bulduklarında. Hepsini kendi kulağımla duydum ya. Bize sundukları her şey, bütün sloganlar, bütün o görseller Fikri Harika'ya ait. Ne düşünüyorsun? Ne yapıyoruz şimdi? Doğru olanı. Gel benimle. Alo, merhaba Emre Bey. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Evet, evet. Sesiniz iyi geliyor zaten. Ne yap? Aa, gerçekten mi? Ay, çok sevindim Can Bey'le konuşmanıza. Ne yapıyorsunuz? Ajansa uğrarsınız belki bugün. Anladım, tamam. Başka sefer artık. Tamam, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Tamamdır, görüşmek üzere. Yani çok zevkliydi. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullanın. İnşallah. Sen şimdi sürekli seni gezdirmeyi istemezsin herhalde. İsteyebilirim. İsteyebilirsin. Evet. Ama eğer yani gezdirmek istemezseniz bana nasıl kullanacağını öğretebilirsiniz. Olur, o da olur. Olabilir. Çay? Süper olur. Hı hı. Harika olur. Deren odasındayım ben. Tamam. Bye. Bye. Motosiklet ki kıpkırmızı böyle. Bence çok güzel bir hediye. Ay çok sevindim Sanem. Bak ben kutuyu görünce bir an içinden yüzük çıkacak zannettim biliyor musun? Dedim eyvah geliyor teklif. Yok artık. Gerçi siz sadece arkadaşsınız değil mi artık? O da nasıl bir arkadaşlıksa aranızdan alevler ateşler fışkırıyor. Evet aramızda çok büyük bir ateş var. Ondan uzak durmaya çalışıyorum ama bir türlü beceremiyorum. Sanki evren bizi bir araya getirmeye çalışıyor gibi. Ablacığım çünkü aşkın önünde hiçbir şey duramaz da ondan. Abla sen iyi misin yani? Çok neşelisin bugün. Dünkü Nemrut haline hiç eser yok gibi. Ya ablacığım Emre Bey'le konuştum. Can Bey'le konuşmuşlar. Bütün sorunlarını halletmişler. Ay o kadar mutlu oldum ki sana. Gerçekten mi? Ya ben de çok mutlu oldum şimdi. Ablacığım. Abla. Canım kardeşim. Abla. Hmm. Abla. Sanem, kardeşlik çok güzel bir şey bence. Biz de bir daha asla kavga etmeyelim, tamam mı? Tamam, etmeyiz. Ay sen de bugün kendini hiç sevdirmiyorsun be. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sanem. Ya Can nerede? Deren Hanım'ın odasında, ne oldu? Hah, tamam. Ben götüreyim sizi, buyurun. Buyurun lütfen. Peşimden gelin. Ceketi de çıkarayım. Şöyle. Can Bey sizi soruyorlar. Can acilen konuşmamız lazım. Acil. Ne oldu ne bu telaş? Sıkıntı var. Hoş geldiniz öncelikle. Ya büyük ihtimalle ajansınızda bir casus var. Casus mu? Nasıl yani? Ajans toplantısından geliyoruz. Kampta bulduğunuz bütün fikirleri, bütün sloganları bugün bize başka bir ajans sundu. Birebir olarak hem de. Allah kahretsin! Nasıl yani Sanem? Bir saniye. Başa sarar mısın ya? Güzelce bir anlatır mısın her şeyi? Ya ondan önce ben kampanyayı başından sizden bir duymak istiyorum. Ceyda biz hazırız zaten. Bakın Ceyda Hanım bizden bir tereddütünüz varsa eğer... Yok hayır. Yani Sadece ne kadarı çalındı onu anlamak istiyorum. Okey, okey. Buyurun toplantı odasına geçelim. Sen. Ben eşlik edeyim size. Ya yine... Tamam Can, sakin. Anladın beni değil mi? Burada hiç yükselmeyeceğim. Tamam. O cümleyi kurmayacağım yani. Tamam. Bu kadarı fazla yani artık. Anlatabiliyor muyum? Bu kadarı hakikaten fazla yani. Ama şu anda sakin olmamız en doğrusu değil mi sence de? En sağlıklısı bu. Ama bulacağız, muhakkak bulacağız. Merak etmeyin. Haklısın, tamam. Geçiyorum ben. Önerdiğimiz kampanya budur. Güliz, şu anda çok heyecanlıyım. Ne olacağını merakla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Ben çatlayacağım. Harika. Kusursuz olmuş. Ama üzülerek söylüyorum ki ben bu kampanyanın birebir aynısını diğer ajansta gördüm. Normal şartlarda tercihimi bu kampanyayı ilk sunan ajanstan yana kullanırdım. Ama Gamze'ye ve sana inanıyorum. İş sizin Can. Harika. İşte bu, evet. Oh. Tebrikler. Gamze. Hani? Teşekkürler. Tebrik ediyorum. Harikasın. Tebrikler. Doğru seçim. Merhabalar. Ya şunlara bak Sanem ya. Ay sanki onlar 40 yıllık arkadaş. Ya neredeyse kıskanmaya başlayacağım yani. Evet ya. Gerçi yani şöyle bir bakınca aslında birbirlerine yakışıyorlar. Sen ne dersin? Bence de. Sen susar mısın? Ben bir çay koyayım. Gidelim biz artık. Olur, tamam. Bu arada siz de elinizi çabuk tutun. Yani işi yetiştirmemiz lazım biliyorsunuz. Sezonu kaçırmayalım. Sen hiç merak etme, endişelenecek bir şey yok. Biz tamamıyla bu işe angaje olmuş durumdayız. Hiç merak etmeyin. Güzel. Ben çıkar çıkmaz ön ödeme için talimat veririm. Bugün ulaşır hesabınıza. Harikasın. Bana ve kreatif ekime güvendiğin için sana sonsuz teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Rica ederim. Bu arada şu casus işini de halledin. Bu hem sizin hem bizim için çok tehlikeli. Sen hiç merak etme, o iş benim de çok canımı sıkıyor. Tepelerine çökeceğim, merak etme. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz Vedat. Yani biz bütün bu olan biteni niye yaşıyoruz hala ben anlamıyorum. Yani niye başa döndük biz yani? Aklım almıyor, hakikaten aklım almıyor. Gerçekten neredeyse işe aldığımızda sevinemeyecek durumdayım yani. Kim yapmış olabilir acaba? Hı? Ne kim olabilir? Sen neye kuruldun şu anda? Parti var, biraz eğlensene. CC, neye kurulmuş olabilirim ya? Ajan diyorum, ajan. Kim olabilir acaba? Değil mi? Ben tabii parti falan olunca her şeyi unutuyorum böyle. Herkes olabilir. Herkes olabilir sanırım. Etrafımızdaki herkes olabilir. Hatta biz bile olabiliriz. Evet. Saçmalama CC, bir sakin ol. Can Bey bize baktı. Can Bey bize baktı. Abartma, normal davran. Duydu mu acaba? Duydu, beni duydu. Biz ajan olabiliriz dediğimi duydu. Duydu. Ya normal davran. Nasıl normal davranayım? Etrafta hiç normal bir şey var mı şu anda? Nasıl normal davranabilirim ki? Ha? Sakin olamıyorum, sakin ol. Bakıyor. Kendi dilimle kendimizi ele verdim. Yapmadığımız suçtan şu anda yargılanacağız. Şu an çok anlaşılıyor yaptığın şeylerden. Öyle mi diyorsun? Şöyle biraz dans et. Çaktırma diyorum, normal. Nasıl çaktırma, nasıl çaktırma? Panik geldi bir kere. Normal davran. Nasıl normal, nasıl davran? Can? Can? Sen beni duymuyor musun? Özür dilerim ya, kusura bakma. Pardon, dinliyorum, söyle. Diyorum ki acaba ek kamera mı taktırsak, güvenlik önlemi mi alsak, insanların bilgisayarını toplatalım geçen sefer gibi, incelettirelim, bulalım şu ajanı. Selamlar. Emre. Hoş geldin. Ayaklanmışsın, hayırdır? Evde sıkıldım ya. Ajansı uğrayayım dedim. Eğer vaktin varsa bir yemek yerim abi kardeş. İyi yaptın da şu an pek iyi bir zaman değil ya. Ne oldu? Emreciğim, öncelikle tekrar geçmiş olsun ama ajansın en garip gününe denk geldim. Ne diyorsun ya, ne oldu? Çok iyi bir kampanya aldık ama fikirlerimizin çalınıp rakip ajanslara satıldığını öğreniyoruz. Ne diyorsun ya? Kim yapmış olabilir abi? Parmakla gelen biri. Bir bilsem. Neyse, gel odaya geçelim biz. Tamam. Yalnız benim bir odadan bir şey almam lazım. Sonra uğrayayım yanına, olur mu? Emre Bey, gelmişsiniz. Geldim. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın? Süper. Ben de çok iyiyim, sağ olun. Emreciğim, şu casusluk meselesi bana biraz eskiyi hatırlattı da acaba bu konuda yine ailenin parmağı olabilir mi? Ailen mi? Ailen yokken buradan bilgileri nasıl sızdırsın? Yani ancak buradan biriyle anlaşması lazım. O da mümkün tabii. Sen merak etme Deren. Ben hepsini halledeceğim, tamam mı? Tamam. Hadi ben gideyim o zaman. Görüşürüz Emre Bey. Ece, ben bittim. Can Bey benden şüpheleniyor. Toplantıdan çıktığımızdan beri bana bakıyor. Deren Hanım'la konuşurken de bana baktı, gördün mü? Öyle mi diyorsun? Panik yapma. Sen bana diyordun ya, panik yapma. Sakin ol. Emre Bey'in de bakışlarını hiç beğenmedim. Kesin her şey benim başıma kalacak. Göreceksin. Deren, bir bakar mısın? Geliyorum. Aha, bir şey oluyor. Sanem, odamdan benim dosyalarımı getirir misin? Bir şey yok. Normal dosya istedi, bir şey yok. Sakin ol. Evet, sakin. Bey. Sanem. Ben de Deren'i bekliyordum. Ben de dosyaları almaya gelmiştim. Bunlar herhalde, değil mi? Evet. Fabri Bey. Sanem Hanım, sizinle biraz görüşebilir miyiz acaba? Da. Tabii. Emre Bey. Geçmiş olsun. Ben de bugün sizi hastanede ziyarete gelmeyi düşünüyordum. Ama çoktan ayaklanmışsınız bile. Daha iyiyim. Sizi burada gördüğüme ayrıca sevindim. Ne yaptınız ya? Senyor Can'la aranız güzeldi umarım. Kısmen. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Bir kutlama var galiba. Nedir? Compass Sport'un kampanyasını aldık da. Öyle mi? Ha, çok güzel. Harika. Tebrik ederim. Sizin olduğunuz her yer daha bir anlam, daha bir değer kazanıyor bakıyorum. Teşekkürler. Güzel. Emre Bey ya, Sanem Hanım'la bir konuşmamı yapmamız gerekiyor da izniniz olursa tabii. Aa, tabii lütfen. Kolay gelsin. Hı-hı. Görüşürüz. Ben dün kendimi yeteri kadar açık anlatamadım galiba Sanem Hanım. Ben o kokuyu istiyorum. Ben de o kokuyu size vermeyeceğimi söylemiştim. Biz bir anlaşma yapmıştık. Ve maalesef beni çok zor bir durumda bırakıyorsunuz. Lütfen gereğini yapın. Öncelikle bu sözleşmeyi imzalamanızı istiyorum. Sözleşme. Evet, şirket için ufak bir prosedür. Anlaşmamızın resmiyet kazandığını göstergesi. Signor Fabri, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Ben de Sanem Hanım'la konuşuyordum. Malum kendisiyle şirket dışında konuşmanın mümkünatı yok. Kendisi yeni aldığımız bir kampanyanın başındaydı biliyorsunuz. Biliyorum, evet. Bu süreci de anlayışla karşıladım. Ha bu arada tebrik ederim. Kampanyayı almışsınız. Yani almışız dil alışkanlığı. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. O nedir Sanem? Fabri Bey sözleşme hazırlamış. Biraz evvel bahsettiğim gibi ufak bir şirket prosedürü. Sanem Hanım hemen imzalarsa hiç vaktinizi de almamış olur. Signor Fabri, ufak bir prosedür olarak bahsettiğiniz şey bir sözleşme. Aceleye getirecek bir konu değil. Önce Sanem şirketimizin avukatıyla bir görüşsün. Sonra siz de tekrar konuyu değerlendirir. Tamam Can Bey. Anlaşılan bana hiç güvenmiyorsunuz ha? Şahsi algılamayın, ufak bir prosedür. Anlaşıldı. Sayın Hocam, gayet anlaşıldı. Siz benim Sanem'le bu sözleşmeyi imzalamamam için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama anlamadığım tek bir şey var. Bu sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Sanem'i ilgilendiren her konu beni de ilgilendirir. Keşke bu ilginizi Sanem Hanım hisselerinizin karşılığında bana kokusunu satmadan önce gösterseydiniz. O konu benim biraz bilgim dışında gelişti. Eğer haberim olsaydı zaten izin vermezdim. Yapacak bir şey yok. Anlaşma, anlaşmadır. Öyle değil mi Sanem? Kesinlikle. Zaten o yüzden Sanem size yeni bir koku hazırlayacak. Öyle bir şey olmayacak. Ben yeni bir koku istemiyorum. Biz sizinle anlaşamayacağız sanırım. Benim sizinle anlaşmak gibi bir derdim de yok zaten Sayın Hocam. Artık lütfen yeter ya. Lütfen bırakın da işimize bakalım ha. Seni Türkçen basmıyor herhalde. Ben sana kendi dilinde anlatayım. Non sei in grado di far fare Sanem ciò che lei non vuole fare, capisci? Aspetta qui. Aspetta qui. Bir gerginlik oldu çok kısa süreli ama şu anda partideyiz bence. İletişim problemi değil mi Sanem? Çözebiliriz bence bunu. Hiç keyfimizi bozmaya gerek yok. Bakalım ne getirecek. Koku için ödedim para. Can yapma. Sadece avans aldıktan batarız. Ne olur yapma. Karışma. Karışma burada tamam. Can Bey lütfen bırakın imzayı. Saniye. Sayın Hocam burada $400.000 yazıyor. Bu benim alırken ödediğim bedeldi. Ama ben... iki katını istiyorum. İki? Ha? İki? Evet, isterseniz. Çünkü bu bir şirket prosedürü. Duydun mu? İki diyor. Duydunuz mu? İki diyor. Can Bey! Can yapma! Hayır! Bırak! O sözleşme imzalanmıyor, bırak. İki katı ha? İki katı ha? Can yapma. Yapma ne olur batarız ne olursun yapma. Batarız Can ne olur yapma. Al iki katı. Yapma, hadi yapma. Git. Hadi. Senin kokun sadece bana ait. Bunu şimdi iyice anladın mı?